Tennessee is tall, is bold. He don't love just one gal, you will find. He loves them all because he's kind. Yes, he's got a great big heart of gold. Heart of gold, heart of gold. Heart of gold, heart of gold. Heart of gold. Where the ladies are concerned, he's never cold. If some gal asks him to settle down, he can't stand here, so he leaves town. Cause he's got a great big heart of gold. Concerned, he's never caught. He is reckless with his gambling, but there's one thing no gal can win. Yes, I mean his great big heart of gold. Heart of gold, heart of gold. Hadi hayatım, bana zorluk çıkarma. Kendimize karnımızı doyurabileceğimiz bir yer bulmalıyız. Pekala seni inatçılar şahı pire torbası. Bir gün bütün Kaliforniya'daki en zengin altın damarlarından birini bulacağım ve tabii ki ilk işim senden sonsuza kadar kurtulmak olacak. Darım, keşke okumabilsem. Ne istiyorsun? Bay Turner burada değilim mı? Değilim ki burada. Onunla konuşmam gerek. Onunla konuşmak istiyorsan arkada bekleyebilirsin. Ama ben onunla... Bazılarınız burada yenisiniz. Buranın nasıl bir yer olduğunu hala anlamadıysanız, size burada işlerin nasıl yürütüldüğünü biraz anlatayım. Sizin de gördüğünüz gibi burayı işletmek hiç de ucuz değil ve doğal olarak sizden beklediğim ilk şey buraya gelen müşterileri paralarını bolca harcamaya ikna etmeniz. Ya evlenmek isteyeceğimiz biriyle karşılaşırsak? O zaman evlenirsiniz, tabii iflas ettirdikten sonra. Sonuçta amacınız zengin olmak değil mi? Parayı önceden almanız daha garantili. Ya da önce birini iflas ettirir, sonra da bir başkasıyla evleniriz. Bu çok iyi bir fikir, evet. Konuklarımızdan bazıları ara sıra biraz sert davranabilir. Eğer gerekirse beni çağırın, ben haklarından gelirim, tamam mı? Oyun salonunda gördüğüm şu uzun boylu bıyıklı adam kim? Onun adı Tennessee tatlım ve ondan uzak duracaksın. Çünkü o bana ait. Ah, tamam. Ben evlenmek isteyebileceğim bir erkek göremedim. Belki, ama zengin bir altın damarı birçok şeyi değiştirebilir. Burada çalışmak çok eğlenceli olacak. Sizden her zaman birer hanımefendi gibi davranmanızı istiyorum. Belki bu biraz fazla ama elinizden geleni yapın ve sakın unutmayın, erkekler onurlu kadınlar görmek ister. Evet, sorusu olan var mı? Hayır, yok. Yok. Her şey çok açık. Hı-hı. Pekala, şimdi giyinip aşağı inin. Tamam. İyi ki geldin. Çok eğleneceğiz. Çok para kazanabiliriz burada. Acele edelim, bir an önce giyiniriz. Bunlar balık yumurtası gibi görünüyor. Öyle, bunlar havyar. İyi ama neden bu kadar pahalı? Buraya ta Rusya'dan getirtiliyor da ondan. Nehrin aşağısında bundan daha büyük balık yumurtalarını bedavaya veriyorlar. Balık yeme olarak da harika. Evet, ama bu balığına bağlı. Havyar? Ben bir çörek alayım. $5 rica edeyim. Geçen hafta da buradaydın değil mi? Evet efendim ve hep bu anı bekliyorum. Çöreği gerçekten seviyorsun. Doğrusu dayanamadığımı itiraf etmeliyim. Fişlerinle oynayıp durmayı bırak. Sıra sende.
$500 koyuyorum. Bu benim için fazla. $500 da. Ben yok. Ben de yok. Elini görelim. Çok hızlı elleriniz var bayım. İnsanın takip edemeyeceği kadar hızlı. Ama bir gün biri sizi yakalayacak ve hem sizi hem de şimşek hızındaki ellerinizi dar ağacında sallandıracak. Sanırım dağıtma sırası bende. Biraz önce ne dediğini duydun değil mi? Eğer duysaydım onu öldürmem gerekirdi. Bunun tekrar olmasını istemeyiz değil mi? Doğrusu senin öldüğünü görmek isterdim. Belki bir gün onu da görürsün. Başlayalım mı? Ah, sağ ol, bu kadar yeter. Bay Turner, Bay Turner. Altın buldum Bay Turner. Bu defa hiç şüphem yok. Toprak bile altın kokuyor. O kadar çok ki anlatmam mümkün değil. Deliğin tekisin sen. Damarın üst tarafını buldum ama malzeme alacak param olmadığı için kazamadım. Bırak kolumu Kraft Steak. Çok şey istemiyorum. Bana gerekenler biraz dinamit ve biraz da... Çekil başımdan. Seni zavallı sersem. Sen altın filan değil, olsa olsa viski şişesinin dibini bulursun. Buradan uzak dur Grab Steak. İnanın bana bu gerçek. Kokusunu aldım diyorum. Grab Steak. Git biraz daha altın kokusu al. Buna pişman olmayacaksınız. İnanın sizi zengin edeceğim. Buranın ya en güç, zengin adamı olacaksınız. Lütfen götür buraya şu gel Grab Steak. Kokusunu aldım diyorum. O kadar güçlüydü ki ben bile inanamadım. Bu kez kötü bir kumar oynadın tenisi. Ama senin paranla oynadım. Kazanırsam çok komik olur. O kadar yaşayamazsın. Çok eğlendim. Kapanma tekrar geleceksin saati. Değil mi? Artık kapatıyoruz beyler. If a gal says kiss me sweet and nice, she never, never has to ask him twice. He's got a great big heart of gold. Heart of gold, brave and bold. Where the ladies are concerned, he's never cold. He is reckless with his gambling, but there's one thing no gal can win. I mean his great big heart of gold. Alkış için teşekkürler. Kim o? Eski bir aile dostun tabii. Benim ailemin tek bir dostu bile yok. Ama zeki bir kızları var. Öyleydi ama sonra sen ortaya çıktın. Ortada pek görünmedin. Bu akşam ortalık sakindi. Ben de biraz keyif yaptım. Ama aşağısı pek sakin değildi. Neden? Bir şey mi oldu? Kimse para kaybetmekten hoşlanmıyor. Her zamanki hikaye. Herkes buraya vurulduğunu görmek umuduyla geliyor. Bu işin için iyi. Bu çok sıkıcı bir iş. Ama kuzenin çok seviyor. Bu akşam ne kadar harcadı? $12,000 ben aldım. Diğerleri de 3,000, yani toplam 15,000 harcadı. Bu birkaç yıl sürerse Tac Mahal'i satın alabilirsin. Tac Mahal sadece bir mezar. Ne oldu Sabrina? Bay Prendergast yine sorun çıkardı. $300'luk şarap içti. Beni kazıklıyorsunuz deyip hesabı ödemedi. Bana bornozumu ver. Artık iyice ileri gitti bu. Seni pis soytarı, defol buradan. Prendergast meselesini ben hallederim. Tennessee, sakın ona bulaşayım deme. Tennessee, buraya dön çabuk. Ben 10 şişe şampanya falan ısmarlamadım ve bu hesabı ödemeyeceğim. Ismarladınız ve ödeyeceksiniz. Oh, hayır ödemeyeceğim. Güle güle Jenny.
Bay Prendergast, beni gerçekten çok şaşırttınız. Ben bir şişecik şampanya için asla $30 ödemem. Şampanyanın maliyeti çok yüksek. Veresiye hakkınız kalmadı. Bu hesabı nakit ödemek zorundasınız. Hayır, hayır. Gerçek bir beyefendi size olan birkaç yüz dolar borcunun üzerine yatmayı aklından bile geçirmez. Hey, cüzdanımı geri ver. Öyle değil mi Bay Prendergast? Buna haydutluk denir, pis kazıkçılar. Size borcu ne kadardı? Bir düşüneyim, $300. Anlaşılan bu akşam iyi eğlenmişsiniz. Hemen gidip Şerif'i çağıracağım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Bay Prendergast. Demek öyle. Bir gün bana bütün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Anladınız mı? Hesabını vereceksiniz. İyi geceler. Sen neden kendi işine bakmıyorsun? Parayı verdi öyle değil mi? Sen olmasaydın da o parayı almayabilirdim. Korkağın tekidir. Boş ver onu, hesaplaşalım. İşte $12,000 %10. Saysana. Gerek yok. Keşke seni anlayabilsem. Bazen evcil bir köpek, bazen vahşi bir kurt gibisin. İşte bunu kolayca anlayabilirim. Bu bir evlilik öpücüğü değil. Evlilik öpücüğü mü? Evlenmek mi istiyorsun? Bu bir teklif mi? Hayır, sadece sordum. Tahmin etmeliydim. Benimle bir oyun oyna Tennessee, ha? Bir kez olsun beni seninle evlenmemi istiyormuşsun gibi. Yani şöyle yumuşak ve sevgi dolu. İşte böyle. Sen aşağılık herifin tekisin Tennessee. Ve böyle olmaktan da çok memnunsun. Ama ne yazık ki seni seviyorum. Ve bu da anlayamadığım şeylerden bir... Ellerini kaldır ve arkana dön tenisi. Seninle küçük bir yürüyüşe çıkacağız. Bankaya gitmeye ne dersin? Sana kaptırdığım parayı geri alacak ve sonra da seni vuracağım. Ya da belki önce vururum. Hemen indirin o silahı bayım. Dur! Şerif, ne oluyor? Bilmiyorum. Sen mi vurdun tenisi? O bir şey yapmadı, ben vurdum. Bundan emin misin? Evet, kasabaya girmiştim ki... İkiniz benimle gelin. Ama bizi tutuklayamazsınız. Bu adam ona silah çekmişti ve... Beni duydunuz, yürüyün hadi. Hayvanlarım ne olacak? Merak etme, Joe onları alıp ahıra götürür. İyi ama ben... Yürü! Ne olduğunu gördünüz mü? Ben hiçbir şey görmedim, tam dışarı... Ne gördüğünüzü size ben söylerim. Elbette.
Siz bilirsiniz. Anlaşılan bir süre burada kalman gerekecek. Evet, galiba öyle olacak. Ne kadar? Buranın yabancısıyım. Burada adam vurmaya genellikle ne kadar verirler? Bu kime vurduğuna bağlı. Adını sorma fırsatım olmadı. Amos Clifford. Pekala, Clifford adında bir adamı vurmaya ne kadar ceza verirler? Madalya vermeleri gerek. Buna razı olabilirim. Bunu neden yaptın? Bir insanın sırtından vurulduğunu görmeye dayanamam. Nerelisin sen? Arizona. Orayı bilir misin? Evet. 3 yıl önce bütün Arizona bölgesini dolaştım. Oradan da Meksika'ya geçtim. Ayrıca Colorado, Utah, Texas ve Oregon. Ama Kaliforniya'da daha dikkatli olman gerek. Anlaşılan burası çok daha tehlikeli bir yer. Dostlarım bana cowpok der. Bana da bütün düşmanlarım tenisi der. Ah, galiba çok düşmanım var. Evet, işim yüzünden. Ben kumarbazım. Bunu tahmin etmeliydim. Hile yapar mısın? Bununla suçlandığım oldu. Peki masum muydun? İyi bir kumarbazın hile yapması gerekmez. İnsanın hiç dostu olmaması kötü bir şey. Evet. Bunu söylememin nedeni... Ara sıra ben de yalnızlık çekerim. Dağlarda sığır güderken 3-4 ay konuşacak tek bir kişi bile bulamadığım olur. Seni anlıyorum. Adın bir defa kumarbaza çıktı mı artık kaderin bellidir. Arkadaş edinemezsin. Ama seni öbür dünyaya yollayarak gün kazanmak isteyen bir çaylak her zaman çıkar. Hiç böyle düşünmemiştim. Güçlü birine benziyoruz. İkimiz de hapisteyiz. Evet, ama ben dostlarının gelip bizi buradan kurtaracağını düşünmüştüm. Söyledim ya, benim hiç dostum yok. Aa, bunu henüz bilemezsin ama bir gün gelecek ve öğreneceksin. Bence ikisini de asmaları gerek. Nedenmiş o? Bildiğim kadarıyla insan öldürmek kanunlara aykırı. Clifford'un insan olduğunu kim söyledi? O halde öldürmek kanunlara aykırı diyelim. Aa, nefsi müdafaa suç değildir. Bunu kanıtlayacak tam 6 şahidim var. Pekala kızlar, gidiyoruz. Sence onları asacaklar mı? Kimseyi asacaklarını sanmıyorum. Görüşürüz çocuklar. Pekala, çıkın. Doğrusu Tennessee gibi bir adamın bu kadar çok dostunun olduğunu görmek beni çok şaşırttı. Yanlış adamı öldürdüğünün farkında mısın sen? Ben zor durumdaki birine yardım ettim. Bu işe burnunu hiç sokmamalıydın. Benim geldiğim yerde... Başını daha fazla belaya sokmadan geldiğin yere dönsen iyi olur evlat. Ben ne bela arıyorum ne de bela çıkarıyorum. Bu kasabada işim var. Çok önemli bir iş. Ve bitirince gideceğim. Seni uyarıyorum Kapok. Onu uyarmak istediğinde benim yanımda bulabilirsin Şerif. Gel Kapok. Anlaşılan Tennessee kendine bir ortak buldu. Belki de Kapok denen adamı koruma olarak tutacak. Burası çok güzel bir yer. Gördüklerimin en güzeli. Ha, teşekkür ederim. Şampanya? Hayır, sağ ol. Viski? Soğuk su daha iyi olur. İstediğin buysa tabii. Sabrina, beye biraz su getir. Banyo için mi? Hayır, içecek. Aman tanrım. Sen sudan başka bir şey içmiyor musun? Artık içmiyorum. Ne de olsa evli bir erkeğin düşünmesi gereken birçok sorumluluk var. Bu bekar kalmak için çok iyi bir neden. Ben de öyle düşünürdüm. Peki fikrini ne değiştirdi? Şey, galiba doğru kadını bulmak. Yerli malı mı? He? Hmm. Sormak istediği şey karının sendibarlı olup olmadığı. Hayır, karım güneyden. Öyle mi? Geline içelim.
Evet, bana izin verirseniz kendime kalacak bir yer bulmam gerek. Benimle kalacaksın. Tamam ama nerede oturduğunu bilmiyorum ki. Ah, gördüğün ilk genç kadına sor, sana hemen gösterir. Rahat ol Tenisi, uyumuyorum. Çoktan uyumuş olacağını sanıyordum. Zaten şimdi uyandım. Saat kaç oldu? Şafak sökmek üzere. Kalkma vakti gelmiş. Sana göre belki öyle olabilir ama bana göre yatma vakti geldi. Burada farklı bir şeyler var. Etrafı biraz temizledim. Ben de temizledim. Belki camdan vuran ışıktır. Konuşacak birinin olması çok güzel. Bence evlenmen gerek. Evlenmek mi? Bunun neresi kötü? Ancak bir kadınla evlenilir. Peki kadınların neresi kötü? Kadın gibi davranmaları. İşte kadınların en çok hoşlandığım yanı da bu. Örneğin Goldie'ymiş. Ne? Nasıl biri? Çok güzel bir kadın. Zarif. Onu düşünmek bile içimin bir anda sıcacık olmasına yetip artıyor. Çok şanslısın Kapok. Ne kadar şanslı olduğumu yarın öğrenirsin. Dur biraz. Daha önce evimden hiç bu kadar uzaklaşmamıştım. Belki bununla gurur duymam gerek ama yapamıyorum işte. Bu yolculuk gerçekten çok güzeldi. Sandy Ward'da tanıdığın biri var mı? Sadece bir kişi. O da başka kimseyi tanımıyor. Zaten beni buraya o davet etti. Öyle mi? Onunla evleneceğiz. Gemi yanaşıyor. Tam zamanında geldik. Ben artık gideyim. Sen benim sadıcım değil misin? Evet ama belki de benden hoşlanmaz. Boşa endişeleniyorsun. Bu çok normal. Daha önce bırak sadıç olmayı, bir düğünde bile bulunmadım. Hey Kapok, sana bir tavsiye vereyim. Her şeyden önce bir kadının onu ne kadar... Goldie! İşte geldi. Bu adam umutsuz vaka. İnsanlar ne düşünüyor? Çok yakında evleneceğimizi tabii. Goldie, bu benim dostum Tenisi. Düğünümüzde sadıcım olacak. Valizimi getirir misin? Alt güvertede olmalı. Üzerinde adım yazılı. Burada ne işin var senin? Gelinle tanışmak için geldim. Ve? Kapok benim arkadaşım. Ve sence ona layık değilim ha? Belki bu fikrimi değiştirebilirsin. Bir haftadır ona güzelliğini anlatıyorum. Anlattığın kadar varmış. Bazen aşık bir erkek bir kadını diğer erkekler kadar iyi göremez. Hadi gidelim. Şansım yaver gitti, hepsi bu. Tuttuğum adam onu öldürecekti. Ama sonra o lanet olası sığır çobanı işe karıştı. Hiç onu kendin öldürmeyi düşündün mü? Senin gibi bu işi yapabilecek birini tutmak varken neden düşüneyim? Para burada. Bütün kazancı yarı yarıya bölüşeceğiz. Hem kazanıp hem onu öldürürsem ne alacağım? %75'ini alırsın. Peki kaybedersem? Güzel bir mezar. Akşama görüşürüz. De geldik. İyi ama ben Goldie'ye otelde bir oda ayırtmıştım.
Yani herkesin sarhoş olduğu bir otelde mi kalır? Burası bütün kasabada gördüğüm en güzel bina. Kimin burası? Ha, bir arkadaşıma ait. Rahatsız etmiş olmayacak mıyım? Hayır. Evlenmeye hazırlanan kızları çok sever. Ben gidip otelden elbiseni getireyim. Ne elbisesi? Sana aldığım elbise. Düğünde giyeceksin. İzin verirsen gidip düşesi çağırayım. Sana bir konuk getirdim. Kızlarımı kendim seçmeyi tercih ederim biliyorsun. Aa, yanlış anladın. Bu bizim Kapok'un müstakbel eşi. Aa, Kapok ha? Ben bir köylü güzeli göreceğimi düşünmüştüm. Ben de öyle. Peki burada ne işi var? Kapok'la evlenene kadar birkaç gece burada seninle kalabileceğini düşündüm. Tabii sakıncası yoksa. Aslında var ama yine de kalabilir. Düşes, bu hanım Goldie Slater. Hoş geldin Goldie. Merhaba. Ben valizini getireyim. Beni kabul etmen büyük incelik. Bu benim için bir zevk. Bu ev çok pahalıya patlamış olmalı. Bu ülkede lüks hiç ucuz değildir. Yani şu tabelada yazanlar doğru mu? Çoğu doğru. Kızlar, bu hanımın adı Goldie Slater. Kendinizi tanıtın. Merhaba, ben Maggie Dillon. Nasılsınız? Nancy Cilla Forrest. Merhaba. Ve? Ben Jenny Lee. Merhaba. Ben Susan Green. Merhaba. Ben Bean Haver. Merhaba. Ben de Corby Ash. Nasılsınız? Hepsi buraya evlenmek için mi geldi? Tabelada öyle yazıyor. Ne zamandır buradalar? 5-6 haftadır. Demek işler biraz yavaş yürüyor ha? İstersen oldukça hızlı da yürüyebilir. Bu sadece nasıl birini aradığına bağlı. Ben aradığım erkeği çoktan buldum bile. Evet, bana da öyle söylendi. Gel hadi sana odanı göstereyim. Daha önce hiç böyle bir yerde bulunmamıştım. Merak etme, kendini evinde hissedeceksin hayatım. Kapok, Goldie'yi ne kadar iyi tanıyorsun? Evlendiğimiz zaman tanırım. Sence de bir erkeğin evleneceği kadını iyi tanıması gerekmez mi? Bunun için önümde koca bir ömür var. Ama ya beklediğini bulamazsan? Bu mümkün değil. Evet ama ya Goldie aslında sandığın gibi bir kadın değil? Ne söylemeye çalışıyorsun? Diyelim ki Goldie ne? Diyelim ki Goldie... Tenisi beni dinle. Kadınlara şüpheci yaklaştığını biliyorum. Ama lütfen Goldie ile uğraşma. Uğraştığın filan yok. Lafı dolaştırmayı bırak ve benimle açık konuş. Pekala, senin dediğin olsun. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ne demek bu? Benim bir kadın arkadaşım gelip bizi ayırsa hoşuna gider miydi? Demek asıl derdin bu öyle. Merak etme dostum, hiç kimse bizi ayıramaz. Goldie de aramıza katılacak, o kadar. Biraz kalabalık olmayacak mı? Hatta sen de Düşes'le evlensen iyi bir dörtlü oluruz. Yürü. Onu ne kadar sevdiğimi kanıtlamam gerek. İşte oldu. Bütün erkekler sana bayılacak. Senin gibi bir kadının evlenmek için yanıp tutuşan iyi bir erkek bulması çok büyük bir şans. İşte bunda çok haklısın. Kapok Denisi gibi bir erkek değil. Au! Bunu bilerek yaptın. Ah, içeri gelin. Nasıl, beğendin mi? Harika olmuş. Sırf bunun için bile evlenirim. Beni güzel bulduğunu bilmek harika bir şey. İşte kastettiğim buydu. Anlıyorum.
Ah, neredeyse unutuyordum. Düğün hediyeni getirdim. $5,000 değerinde altın. Oh. Çok ağır. O kadar da ağır değil. Onu çok iyi değerlendireceğim, inan. Bundan en küçük bir şüphem yok. Çok tatlısın. Bence bu altını saklamak hiç de kolay bir şey değil. İstersen paraya çevireyim. Ah, sağ ol. Üç kız var. Kazandın yargıç. Benden iyi. Benden de. İzninizle. İyi akşamlar beyler. Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Elbette dostum, ama bu akşam pek heyecan yok. Belki bu durumu değiştirebiliriz. Sınır ne kadar? İstediğin kadar. Benim adım Turner. Reynolds. Yargıç Parker. Yargıç. İyi akşamlar beyler. Hey yargıç. Tenisi bu akşam nerede? Ah, daha sonra gelecekmiş. Ve 75 gram daha. Hepsi bu kadar. Toplam 8 kilo 775 gram. Bu da tam $5,000 eder. Onu ne kadar yumuşak öptüğünü gördün değil mi? O zavallı adama nasıl acı çektireceğini düşünmek bile istemiyorum. Bu konuda ne yapabilirdim ki? Ona söylemeyi deneyebilirdin. Bir adama sevgilisinin fahişi olduğu nasıl söylenir? O halde Goldie ile konuş. Bu ne işe yarayacak ki? Elini görmek istiyorsan onu açmaya zorlaman gerek. Bunu neden kendin denemiyorsun? Hayır, onu sen getirdin, sen götüreceksin. Bu Kapok'un sorunu. Bırakalım bunu kendi halletsin. Ne kadar ucuz bir bahane. Yani sevgili arkadaşını o aşağılık çığına karşı uyaramayacak kadar korkak bir adamsın, öyle mi? Git ona gerçeği anlat. Saçmalamayı bırakır mısın artık? Goldie'ye çok güveniyor ve onu seviyor. Nasıl bir kadın olduğunu kendi gözleriyle görse bile onu sevmeye devam edecektir. Pekala. Nasıl olsa istediğini alır almaz basıp gidecek. İşte $5,000 burada. Umarım tadını çıkarır. Beni endişelendiren bir şey var. Kapok hayatının aşkının senin eski sevgililerinden biri olduğunu öğrendiğinde ne yapacak dersin? Kızlar, kendinizi bu beylere tanıtın ve iyi zaman geçirmelerini sağlayın. Tabii fazla ileri gitmeden. Ah, bir şeyler içelim mi? İyi akşamlar Düşes. İyi akşamlar yargıç. Bay Turner, beyler. Düşes. Ah, sizi daha önce burada gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Ah, Düşes, bu Bay Reynolds. İyi akşamlar Düşes. Nasılsınız? Salonunuz çok güzel. Burada oyun oynamak bir zevk. Ve eğer bütün hayatını senin sözünü yüzünden... Sözünü bitirdin mi? Evet, bitirdim. O halde şimdi beni çok iyi dinle. Kapok senin gibi biri değil Tennessee. O çok iyi bir adam ve beni çok seviyor. Evet, her şeyi bilmiyor ama bilseydi bile beni bağışlardı. Şimdi defol buradan. Yürü hadi. Lanet olsun. Ben de seni arıyordum. Bu akşam oynamanı istemiyorum. Neden o? Poker masasında bir yabancı var. Profesyonel kumarbaza benziyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Onun gibileri çok iyi tanırım. Gidip bir bakayım. Hayır dur, başını derde tatlım, sokma. Tatlım tatlım tatlım. Yanlış bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Sana olan borcum. Bu akşam biraz geç kaldın Tenisi. Beyefendi beni aratmamış. Nasılsınız yargıç? Merhaba Tenisi. Kapok. Hızlı bir oyuna var mısınız? Ne kadar hızlı?
En küçük pot $500. Pekala. Bu benim için biraz fazla. Ben birkaç el oynarım. Nigel, yeni deste getir. Çok poker oynamışa benziyor. Nigel, gidip Şerif'i çağır. Böyle giderse korkarım bu akşamı hiç havyar ve çörek satamadan kapatmak zorunda kalacağız. Erkekler kadın müzik ve içkiye düşkündür sanıyordum ama poker hepsini geride bıraktı. Merak etmeyin, nasıl olsa sonunda ceplerindeki bütün para bitecek. İşte beni korkutan da bu ya. İzninizle. Affedersiniz. Affedersiniz. $5,500'le açıyorum. Kart. Kart istemiyorum. Ben tek kart istiyorum. Yeni kartınıza bakmayacak mısınız? Sıra sizde Bay Reynolds. $5,000 daha arttırıyorum. Tennyson'un şansı nasıl? Tennyson'un şansı kendi ellerinde. Sanırım henüz pes etmeye hazır değil. $5,000 arttırıyorum. $5,000. Ve $10,000 daha. $5,000 daha. Çılgınlık bu. Evet. Sıra sizde Bay Reynolds. Aldığınız kartı hala bakmadınız. Oyunun sonunda birlikte bakarız. $5,000. Ve bir $5,000 daha. Benden $5,000 daha. Fazla eminsin Tennessee. Ümit ediyorum Bay Reynolds. As olmasını ümit ediyorum. As olduğunu biliyorsun. Devam ediyor musunuz? Hile olduğunu bile bile asla devam etmem. Seni tutukluyorum Tennessee. Sadece kendimi korudum.
Dağıttığın el hileliğiydi. Bunu kendin istedin. Eğer oyunda kalsaydı bütün parayı o kazanacaktı. Bence en üstteki kartın as olduğunu biliyordum. Hiçbir şey yok. Artık istemiyorsun tenisi. Senden Sandibar'ı hemen terk etmeni istiyorum. Ama onu kendini korumak için vurduğunu sen de gördün. Belki öyle, belki de değil. O halde tutukla ve bırak jüri karar versin. Devletin parasını boşa harcayamam. Eğer bu bir daha tekrarlanırsa buraya da kapatırım. Bunu yapamazsın. Ben sadece görevimi yapıp kanunları uyguluyorum. Geldiğinden beri tek yaptığın sorun çıkarmak. Seni görmek istemiyorum. Ve sen. Sen de gitsen çok iyi olur. Bunda onun bir suçu yok. Ama yanlış kişilerle dostluk kurdu. Ben buraya evlenmek için geldim. Ve evlenince gideceğim. Pekala. Size yarına kadar süre veriyorum. Burası bu akşam kapalı. Herkes dışarı. Çok üzgünüm Kapo. Bunda senin bir suçun yok. Evet. Çok uzun zamandır bela arıyordun. İşte sonunda buldun. $50,000 kazandım. %10'u $5,000 eder. Oh, boşa çene yoruyorum ben. İçeri gelin. Aa, sen misin? Seninle konuşmak istiyorum. O işi bitirmemiş miydik? Ama bu kez farklı. Çünkü konu para. Anlat bakalım. Öyle güzelsin ki. Bu kez gerçekten farklı bir şey söyleyeceğini sanmıştım. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Düşes'ten farklı bir şey bekleyemezsin. O işini bilir. Düşes asil biridir. Bir hanımefendi. Bunun benimle ne ilgisi var? Senin de onun gibi olmaman için bir neden yok. Benim mi? Biliyor musun? San Francisco, Sandibar'dan çok daha zengin bir yer. Hem de daha büyük. Eğer orada böyle bir yer açmayı başarırsan, çuvalla para kazanırsın. Ben yarın Kapok'la evleniyorum. Sadece $5,000 için mi? Bunun onunla birlikte geçireceğim süre için makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Peki bu ne kadar sürecek? Arizona sınırına varmam ne kadar sürerse o kadar. İyi yolculuklar. Tabii eğer daha iyi bir fikrin yoksa. Evet var. Bir de şöyle düşün. Çok iyi bildiğin gibi bende tam $50,000 var. Ayrıca sende de $5,000 var. Ve San Francisco bize kucak açmaya hazır. Hala ne bekliyorsun? Bekleyen mi var? Hanımefendi, burası Sacramento'nun en rahat otelidir. Gemi sabah kaçta kalkıyor? Tam 7'de. 8 numara. Teşekkür ederim. Al şunu. Yukarı çık ve rahat bir şeyler giyin. Sen gelmiyor musun yani? Ben de biraz sonra gelirim. Beni fazla bekletmesen iyi olur tatlım. Oturabilir miyim? Eğer param varsa tabii.
Kahvaltı servisi başladı. Gemiye binecekseniz acele etmelisiniz. Goldie, aç şu kapıyı. Acele etmezsek gemiyi kaçıracağız. En iyisi ben lobide bekleyeyim. Günaydın. Günaydın efendim. Anlaşılan biraz erken geldim. Ne yazık ki çok geç geldin. Gel kütüphaneye geçelim. İçki? Hayır, sağ olun. Ben içebilir miyim? Buna ihtiyacım olacak. Tabii. Goldie de uyandı değil mi? Goldie burada değil. Burada değil mi? Ne dediğimi duydun. O halde ben daha sonra geleyim, olur mu? Hayır, dur. Daha sonra da gelmeyecek. Peki nereye gitti? Ben de bilmiyorum. Bana hiçbir mesaj bırakmadı mı? Hiç kimseye mesaj bırakmadı. Bu durumda herhalde yürüyüşe falan çıkmıştır. Valizleriyle yürüyüşe çıkan birini ilk defa görüyorum. Goldie! Goldie! Sağ olun efendim. Dur bir dakika. Kasabadaki herkes bildiğine göre sana da söyleyebilirim. Neyi efendim? Goldie dün gece buradan gitti. Tennessee'yle birlikte. Tennessee'yle mi? Hadi kiliseye gidelim hayatım. Seni bekliyordum. Onu rahat bırak yargıç. Burada değil. Kim? Aradığın kişi, her kimse o. Bu içki bizden olsun. Sevgili dostum Tennessee. İskeleyi kaldırın çocuklar. Ne yapıyorsun sen? Al bu parayı. Tam 30.000. Seni yolcu etmek isterdim ama hiç zamanım yok. Dur! Nereye? Nişanlınız mı?
Ah, hayır, o benim abim. Hoşça kal sevgili abicim. Abim bana her zaman böyle göz kulak olur. Yalnız kalmaktan korktuğumu çok iyi bilir. Ben sizi yalnız bırakmam. Kapı açık. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Onların gittiği yere. Uzun bir yolculuk yapman gerekebilir. Benim acelem yok. Nasıl gideceksin? Bütün paranı almadı mı? Madende hala altın var. Onları gittikleri yere kadar takip etmeme yeter. Goldie buna değmez Kapok. Ben Tennessee'den bahsediyorum. Ha, onunla ne işin var? Onu geberteceğim. Kapok. Hayatını mahvetmesine izin verme. İnan o da buna değmez. Ben birçok şeye katlanabilirim. Ama aptal yerine konmayı asla tahammül edemem. Sen misin Kapok? Merhaba. Hala o deliği kazıp duruyorsun he? Yeteri kadar kazandığını sanıyordum. Hepsi gitti. Ha, bu çok kötü. Yanlış hatırlamıyorsan bana altın damarını bulur bulmaz evlenmek istediğin güzel bir kız olduğundan bahsetmiştin. O da gitti. Bence bu gerçekten çok iyi olmuş dostum. Aa, hemen sinirlenme evlat. Benim zırvalarımı ciddiye almamayı çoktan öğrenmiş olman gerekirdi. Bana bir iyilik yap. Sana güvenebilirim değil mi? Tabii. Çizdiğim haritaya yer adlarını yazabilir misin dostum? Biliyorsun altın aramaya o kadar küçük yaşlarda başladım ki okula gitmeye hiç zamanım olmadı. Peki hala söyle bakalım. Kalemin var mı? Kalem mi? Kömür kullanabiliriz. Pekala dostum, güneyde 4 kayalar var. Doğudaysa Senhan Creek ve batıdaki düzlükte Massacre Plain. Kuzeyinde çift gövdeli bir meşe var. Ve altın damarı da tam burada. Demek sonunda buldun he? Görsen inanamazsın. Şunların güzelliğine bir bak. Hayatında hiç bu kadar güzelini gördün mü? Her yer 24 karat altınla dolu. Bu harika Grabsteak. Bunu hak etmiştin. Pekala işte oldu. Harikasın dostum. Biri damarın yerini keşfetmeden kasabaya gidip madenin aklını üzerime alsam iyi olur. Görüşürüz güle dostum. Güle. Az daha unutuyordum. Bu akşam kasabaya gelsen çok iyi olur. Çünkü bütün hayatında gördüğün en çılgın partiyi düzenleyeceğim. Görüşürüz. Sağ ol dostum. Of, gel hadi tatlım. Kasabaya gidip şu madeni üzerimize geçirelim. Altın! Altın! Grabsteak, aklını mı kaçırdın sen? Bırak şu silahı! Ben artık dünyanın en zengin adamıyım! Çünkü içi saf altınla dolu koskoca bir dağ bana ait! Hey Grabsteak! Ne istiyorsun? Bir dakika dinle. Bana pay vereceksin öyle değil mi? Aa, hayır vermeyeceğim. Senden yardım istediğimde bana nasıl davrandığını unuttun mu sanıyorsun? Tennessee'den başka kimseye pay filan vermem. Anladınız mı? Tennessee nerede? Nerede o? Damar nerede Grabsteak? Nerede buldun? Demek sen de altını buldun he? Herhalde artık bize de biraz içki ısmarlarsın ha? Buradan gidecek misin Grabsteak? Hayır, hiçbir yere gitmeyeceğim. Çünkü ben bu çöplüğe aitim. Hepiniz gelin, bütün içkiler benden. Açın. Gidin buradan, daha açılmadık. Kim geldi? Şu ihtiyar Grabsteak. Pekala, bir altın damarı buldum. Size de örnek getirdim. Onu içeri al Sabrina. Hadi çocuklar. Hadi, hadi, aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Hadi.
Gerçek altın. Koklasanıza. Bildiğiniz en iyi parfümlerden bile çok daha güzel. Ben içmek istiyorum. Üzerinde bu leş gibi giysilerle mi içeceksin yani? Sen artık çok zengin bir adamsın Grabstay. Evet, artık zengin biriyim. Hemen gidip yıkanayım. Sabrina, sıcak su hazırla. Bana temiz elbise de lazım. Aa evet. Ama bugün pazar değil mi? Bütün dükkanlar kapalı. Gerçi Tennyson'ın birkaç elbisesi var ama sana uymaz herhalde. Aa, biraz kısaltırsak uyar. Bana kızmaz. Artık o da benim kadar zengin bir adam. Açın şu kapıyı. Hey! Önce güzel bir banyo yapacağım. Biz de olacağız ha? Ve banyo yaptıktan sonra birkaç saat uyuyacağım. Ama akşam olduğunda hepiniz benimle içki içmeye davetlisiniz. Sakın sabunu yeme. Sabun var mı? Aa, tabii ki var. Pekala kızlar, ona güzel bir banyo yaptırın ne? Bakalım. Ne? Biz mi? Nasıl yani? Onu küvete sokun yeter. Gerisini kendi halleder. Hadi kızlar, itmeyin lütfen. Daha sakin olabilirsiniz. Canlarım benim. Hepiniz olacaksınız. Açın şu kapıyı, açın. Hadi. Açın kapıyı. Bizi davet ettik. Açın. Açın kapıyı. Hadi açın kapıyı. Bir daha asla oraya dönmem. Kudurmuş köpek gibiler. Tamam kızlar, sakin olun. Size hak veriyorum. Artık kesinlikle odalarınıza gidebilirsiniz. Arka kapıyı kullanın. Hayır. Evet, korkunç bir gece. Hadi hadi. Berbat. Çabuk çabuk. Berbat. Hadi. Sen ha? Dışarıda neler oluyor böyle? Senin bir milyoner olmanı kutluyorlar. Tebrik ederim canım. Nasıl oldu bu iş? Grabstake bir damar buldu. Buraya geri dönmenin nedeni bu değil mi? Hayır. Goldie'yi de getirdin mi? Yoksa onu da mı terk ettin? Goldie'yi neden getireyim ki? Öyle ya, artık zengin bir adamsın. Onu neden isteyesin ki? Ben onu hiçbir zaman istemedim. Kavpuk'u kullanmasına katlanamıyor ama ona gerçeği de anlatamıyordum. Ben de gitmesini sağladım. Buna inanmamı bekleme. Ha, param burada. Buna inanmak belki zor ama... Belki gerçeği söylüyorsun ama bu umurumda bile değil. Dostu olarak Kapok'a yardım etmen gerekirdi ama sen ondan bir katil yarattın. Katil mi dedin? Bana seni geberteceğini söyledi. Kapok asla böyle bir şey yapmaz. Çevrendekilere vereceğin zarara hiç aldırmadan aklına koyduğunu yapıyorsun. Goldie bunu çoktan ama hak etmişti. Ama Kapok hak etmedi. Ona Goldie'den bile daha büyük kötülük yaptın. Belki. Ama gerçeği anlayacak. Bunu yapmanın tek nedeni bu muydu Tennessee? Tek neden buydu Düşes. Hakkındaki görüşümü değiştirmek zorunda kalabilirim. Değiştirme. Bu bir daha hiç olmayacak. Kapok şu an nerede? Madene gideceğini söyledi. Gidip şu meseleyi halletmeye çalışayım. O kadar uzun yaşamayabilirsin. Lütfen Tennessee, oraya gitme. Buna mecburum. Seni öldüreceğini biliyorsun. Bensiz daha iyi bir hayatın olur Düşes. Bence hemen başvurun. Hayır Tennessee, beklemem gerek. Hadi Grabstake, uyku zamanı abi, geldi. Bir şey daha bitirmedim ki. Buradan gidiyoruz. Sen misin Tennessee? Evet. Seni çok zengin edeceğimi söylemiştim. Hadi bir şeyler iç. Hayır, bu kadar yeter. Eve gidiyoruz hadi. Ne yaptığını sanıyorsun? İstediği kadar içer. Kapa çeneni. Arkadaşlarını al ve defol git. Hadi bu ayyaşı götür buradan. Pekala millet, hepiniz evinize dönün. Kapatıyoruz artık. Altın madeni nerede Grabstake? Bunu ben de bilmiyorum. Hatırlamıyorum ki ama yerini güzelce çizdim. Madeni yerini gösteren bir haritam var. Yani işi garantiye aldım. Al şunu. Hadi, hadi. Hepiniz dışarı çıkın. Herkes dışarı. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Dur biraz. Ver şunu. Dur biraz. Buraya gel. Hadi dostum. Bırakın beni. Yarın ben artık. Yarın
zengin birini bulamazsınız. Uyan artık. Ben hadi. Çok zenginim. Bütün içkiler benden olsun ama içki içecek kimse yok. Çünkü ben çok zengin bir insan olduğum için acaba yalnız mı kaldım? Zenginim ben, zengin. Bütün içkiler benden. Bunun yarın kutlarız ha? Yarın mı dedin? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Artık biraz uyusan iyi olur. Hey, Krabsteak! Nerede şu? Krabsteak ha? Nerede şu? Krabsteak! Sakin olun! Sakin olun! Sakin olun! Krabsteak burada güvende. Bulduğu altın damarını yarın sabah erkenden üzerine geçirmek istiyorsa biraz uyuması gerek. O haritayı gözün gibi koru Grabsteak. Sakın bulduğum madeni üzerine geçirmeden öleyim filan deme ha. Onu ben de sizin kadar düşünüyorum. Evinize gidin hadi. Hadi gidelim. Hadi. Ben çok zengin bir adamım. Ben çok zengin bir... Duyduğuma göre beni arıyormuşsun. Silahını çek Tenisi. Silahımı getirmedim. Goldie'ye ne yaptın? Onu ilk tanıdığım yer olan San Francisco'ya gönderdim. Yani onu tanıyordun. Dünya onun gibilerle dolu. Ona para vermediğin sürece seninle el bile sıkışmazlar. Hadi kalk dövüş! Sana vurmayacağım kapuk. Kalk. Kalk dedim. Param burada. Senden çaldığı diğer şeyleri de getiremediğim için üzgünüm. Bunu neden yaptın? Bir insanın sırtından vurulduğunu görmeye tahammül edemem. Görüyorsun Şerif, onu bu durumda bulduk. Kimler buldu? Ben ve bizim çocuklar. Şu madenin kaydı için gelmesini bekliyorduk. Bir türlü gelmeyince camdan içeri baktık. Öldüğü kesin. Kafası parçalanmış. Onu buraya Tenisi getirmiş.
Hemen Tennessee'yi bulup konuşsam iyi olacak. Benimle gelin. Artık hiç şüphem kalmadı. Şerif bu cinayet için Tennessee'yi suçlayacak. İşlerle sen ilgilen. Ben birkaç gün olmayacağım. Ama bu kesinlikle mümkün değil. Tennessee asla eli kanlı bir katil olamaz. Buna jüri karar verecek. Ama aklı başında hiç kimse bir adamı getirip kendi evinde öldürmez. Belki o da böyle düşünmemizi istemiştir. Onu nerede bulacağımızı söyler misin? Bana Kalpok'un... Ben bir şey yürü. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Ama... Bana süvari giysimi getir Sabrina. Siz kasabaya geri dönün. Bu işi kendim hallederim. Seninle geliyoruz. Evet, o adamı istiyoruz. Başka seçeneğin yok şerif. Yürüyün. Hemen kaç buradan. Seni adam öldürmekten tutuklayacaklar. Kimi öldürmüşüm ben? Grabstake'i. Grabstake öldü mü? İyi ama şimdi bunun benimle... Şimdi tartışmanın sırası değil. Atına binme git buradan. Ama onu ben öldürmedim. Onlar öldürdüğünü sanıyor. Bütün kasaba Grabstake'i şu altın madeni için öldürdüğünü düşünüyor. Çok haklı. Bu cahil madencilere asla laf anlatamaz. İhtiyacın olabilir. Ben onları oyalamaya çalışırım. Sağ ol dostum. Merhaba çocuklar, ziyarete mi geldiniz? Gevezeliği bırak, Tennessee nerede? Onu hiç görmedim. Burada yok, bizi atlattı. Onu Kavfok kaçırdı, bunu ödemeli. Yakalayın. Evet, düşesi de yakalayın. Hadi, hadi, hadi. Gel buraya. Evet. Hadi yakalayın. Tennessee nerede? Yürüyün, hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Söyleyin sizi alçaklar. Durun bakalım, onları bana teslim edin. Bırakın onları. Asıl istediğiniz benim. Bu Tennessee, hemen yakalayın. Onu bana hemen bakın, onu linç etmeye kalkmayın. Kimse linç edilmeyecek. Bana kalırsa önce Tennessee'yi dinleseniz iyi olur. Kapok haklı çocuklar. Neden geldiğimizi biliyorsun. Evet. Şimdi bana dün gece ne oldu anlat. Grabstake çok sarhoştu. Onu eve getirip yatırdım ve çıktım. Nereye gittin? Halletmem gereken özel bir işim vardı. Yüzünde kavga izleri var. Anlaşılan o ihtiyar sana direndi, ha? Yüzündeki izleri ben yaptım. Ne o? Yoksa makyajı mı hoşuna gitmedi? Kesin gülmeyi aşağılık çakallar. Grabstake'in haritasını aldın mı? Evet. Peki onu ne yaptın? Madeni üzerine geçirmemişti. Bir cinayet işlendi Tennessee. O haritayı göstersen iyi olur.
Harita burada değil. Grabstake o tabelaya işaretini koymuştu. Haritaya çalan her kimse onun işaretini silip kendi imzasını atmak zorunda. Böyle bir şeyi neden yapayım ki? Biz ortaktık. O ölünce bütün maden sana kaldı. Bu şimdiye kadar karşıma çıkan en mantıklı cinayet nedeni. Seni tutukluyorum Tenisi. Bunu o yapmış olamaz. Benimle birlikteydi. Yine mi sen? Doğru söylüyorum. İkiniz de geliyorsunuz. Şerif, eğer düşündüğün onun da... Düşündüğüm bir sürü şey var Tenisi. Kadınını elinden almana rağmen seni neden affettiği de bunlardan biri. Tenisi, bunu düşünmek de haksız değil. O da bizim gibi gerçekleri arıyor. Onu bize verin. Katili bize teslim edin. O haritayı mı söylesin? Konuşturup sonra da asalım. Harita nerede? Tenisi! O aşağılık katil. Harita nerede? Tenisi söyle. Bekle millet dağılın artık. Hadi evinize dönün dağılın. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Her şey normalmiş gibi davranın. Çabuk olun. Ne istiyorsunuz? Tenisi o haritayı saklamanın için sana vermiş olabilir. Şerif evde istediği zaman arama yapabilir. Bu diğerlerinin de aklına gelmeden aramayı biz yapacağız. Her tarafı arayın. Çekil oradan serseri. Çekilin üstünden. Defol git sana dedim sana. Sana çekilin dedim Ayşe. Çekil oradan serseri. Kadınları da mı dövmeye başladınız ha? Sen kimden yanasın Şerif? Bu rozeti bana siz verdiniz. Verdiğimiz gibi geri almayı da biliriz. Defolun yoksa hepinizi tutuklarım. Evin kapılarını kilitli tut ve hiç kimseye açma, anladın mı? Bilmeni istediğim bir şey var. Bizim madencilerden birkaçı Düşes ve kızlarını tahtakladı. Neden? Hepsi de bir gram bile altın bulamamış serseriler. Bu onları çılgına çeviriyor. Onları Düşes'ten uzak tut Şerif. Grabstake'in haritasını vermem bu sorunu kökünden halleder. Söyledim ya yerini bilmiyorum. Demek insanlara verdiğin zarar umrunda bile değil. Açın şu kapıyı! Açın şu kapıyı! Biz onu tanıştırmayız. Aslında Şerif söylediklerinde haklı. Haritayı çalan her kimse başvuruda bulunmadan önce tabeladaki işareti değiştirmeli. O sırada yakalayabiliriz. Maden nerede bilmiyorum. Ben biliyorum. O haritayı tamamlamasına yardım ettim. Yapmamız gereken bir şey var Kapok. Hey Mike. Evet. Ne istiyorsun? Bu pencereden içeri çok garip sesler geliyor. Kapıdan da çok ses geliyor. Çok garip ses. Pekala sessiz olun. Susun. O iki adam cinayetten tutuklandı ve onları size vermem mümkün değil. Boşuna beklemeyin. Şimdi defolun. Galiba parmaklıkları kesiyorlar. Şerif kimin tarafındasın? Korumayı bırakın. Korumayı bırakın. Şerifleri sat sonucu. Bize bırakın onları. Katili bize ver. Onları korumaktan vazgeç Şerif. Onu korumaktan vazgeçin. Hemen bize teslim edin. Şerif, katili bize teslim et. Katili hadi bize. Şerif, onları korumaktan vazgeç. Verin artık. Hadi. Hadi Şerif. Teslim edin. Teslim edin bize. Katili bize ver. Bize verin Şerif. Verin onu bize. Şu pislikleri verin bize. Katili bize verin. Bize verin. Şerif! Onlar istiyoruz Şerif! Onları korumaktan vazgeç! O alçakları bize ver Şerif! Verin lan şunu! Teslim edin! Katili korumayın! Şerif! Verin onu bize! Şerif onları bize verin! Korumayın onu! Hadi Şerif! 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 Kaçtılar! 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 Çabuk olun çabuk! Nasıl kaçmış? Kaçmışlar! Çabuk olun! Ama artık burada kalamayız. Tekrar gelebilirler. Ben çok korkuyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum ama istiyorsanız siz gidebilirsiniz. Burada ne işiniz var sizin? Hapisten nasıl çıktınız? Kaçtık Düşes. Şerif bize sizi tartakladıklarını söyledi. Sizi burada bulurlarsa fazlasını da yaparlar. Siz ve kızlar için endişelendim. Kendiniz için endişelenin siz. Sen iyisin değil mi Düşes? Tabii iyiyim. Hemen gidin buradan. Çabuk olun. Hadi. Hadi. Hadi gidin. Tamam. Thank you.
Atı hala terli, geleli pek fazla olmamış. Grabstek'in madeni de şurada olmalı. Bu meşeyi hatırladım. Maden de bu kayaların diğer tarafında. Eller yukarı Turner. Ben yandan dolaşayım. Dışarı çıkıyorum. Önce silahını dışarı at. Yavaş ol. Ellerin de yukarıda olsun. Tennessee, Kapok, silahlarınızı atın. Haritayı çalan adamı bulduk şerif. Hemen söylediğimi yapın ve silahlarınızı atın. İstediğini yapalım. Bunun artık bir önemi yok. Bu çok kötü. Seni gebertmeyi o kadar isterdim ki. Senin gibi bir adamın ölmesine göz yumamazdım. Bırak bu işi dar ağacı bitirsin tenisi.
Gerçek adını bile bilmiyorum. Ha ha ha!